Herkese merhaba, tolgozbek.com kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle her gün saat 19'da yaptığımız yayında bugünkü konumuz Hindistan'ın savaş uçağı projesi Tejas. Hintçe'de Tejas, ışıltı anlamına geliyor. Gelin Hintlerin bu uçağı gerçekten bir ışıltı mı? Yoksa uzun yıllardır bitmeyen, aynı zamanda ciddi paraların harcandığı bir proje mi? Gelin birlikte inceleyelim. Hindistan ilk olarak 1960'lı yıllarda kendi savaş uçağını tasarlamak üzere çalışmalara başladı. Ancak 1980 yılında düğmeye basıldı. LCA, Light Combat Aircraft, hafif savaş uçağı olarak adlandırılan bu tasarım, o yıllarda Hindistan Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan MiG-21'lerin yerini alması planlanıyordu. Tek motorlu olarak planlanan uçak için kanat, delta kanat şeklinde olacaktı ve Hindistan yeni nesil teknolojilerle bu uçağı kısa sürede hayata geçirmeyi, 2000'li yılların başında da seri imalatı tamamlamayı hedefliyordu. Ama tabii ki işler beklenen gibi gitmedi. Proje 1980'li yıllarda Hindistan Havacılık Şirketi'nin koordinasyonunda başladı. Ama asıl önemli adım 1989 yılında atıldı. Halen Hint Hava Kuvvetleri'nde kullanılan Mirage 2000, Rafael gibi savaş uçaklarının tasarımcısı Fransız Dassault ile bir anlaşma yapıldı. Dassault aynı yıl içerisinde 30 üst düzey tasarımcısını ve mühendisini Hindistan'a yolladı. Fransız mühendisler Hint tasarımını incelediler, hesaplarını kontrol ettiler ve uçakla ilgili çalışmalar için nihai onayı verdiler. Ortaya kuyruğunda yatay stabilize bulunmayan, delta kanatlı, tek motorlu bir uçak konsepti çıkmıştı. Hintliler bu uçağı fly-by-wire olarak adlandırılan kablolu uçuş sistemiyle uçurmayı hedeflemişti. Uçak o yılların gerçekten iddialı radar projesi ISA sistemine sahip olacaktı ve bu projeyle ilgili de Hintliler İsrail şirketleriyle anlaşma imzalamışlardı. Tejas adı verilen projede ise motor olarak Amerikan General Electric'in imal ettiği, tasarladığı F-404 motorlarına karar verilmişti. 1989 yılında Fransız Dassault ile danışmanlık anlaşmasından sonra projedeki ikinci büyük adım ise faz 1 anlaşmasıydı. 1993 yılında Hindistan hükümeti ve Hindistan Havacılık Şirketi HAL arasında faz 1 anlaşması imzalandı. Bu faz 1 anlaşmasında 2 adet prototip imal edilecekti. Çalışmalar devam ederken uçakların imalatı başladı ama 1990'ların sonunda uçak motorunu veren Amerika Birleşik Devletleri ile Hindistan arasında ciddi bir kriz çıkmıştı. Hindistan'ın nükleer güce oynaması Amerika tarafından hoş karşılanmamıştı ve kısa süreliğine Amerika Hindistan'ı ambargo listesine aldı. Ambargonun anlamı Hindistan'a uçak motorun verilemeyeceği anlamına geliyordu. Ve ne yazık ki bu projede en fazla etkilenen projelerin başında geliyordu. Uzun süren Hindistan-Amerika pazarlıklarının sonunda iki taraf anlaşmaya vardı ve Tejas yollanan motorla ilk uçuşunu 4 Ocak 2001 tarihinde gerçekleştirdi. Artık test uçuşları başlamıştı. Uçak yavaş yavaş olgunlaştırılarak Hint Hava Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere geliştirilmeye başlanmıştı. İlk uçuşun ardından Kasım 2001'de faz 2 için anlaşma yapıldı. İlk iki prototipi 3, 4 ve 5 numaralı test uçakları izleyecekti. Uçakla ilgili ilk resmi sipariş 2005 yılında geldi. Hindistan Hava Kuvvetleri Tejas'a ilk sipariş olarak 20 adetlik bir uçak alımı için düğmeye bastı. 20 adetlik uçağın 10'u test amaçlı kullanılacaktı. Bunlardan 5'i imalatçı HAL'a verilecek. Kalan 5 uçak ise Hindistan Hava Kuvvetleri'nin test ve sertifikasyon uçuşlarında görev yapacaktı. Uçağın testleri sürerken 2007 yılında ilk defa tasarım ses hızını aştı. Mach üzerinde yapılan bu uçuşla birlikte artık Hindistan süpersonik hıza sahip bir savaş uçağına kavuşmuştu. 2008 yılında ise uçağın 2 kişilik eğitim modeli geliştirilerek test uçuşlarına başladı. 2001'deki ilk uçuştan tam 14 yıl sonra uçak 2015 yılında Hindistan Hava Kuvvetleri'ne envanterine girmeye başladı. İlk filo oluşturuldu ve HAL tarafından üretilen uçaklar Hindistan Hava Kuvvetleri'ne verilmeye başlandı. Tejas'ın ilk üretilen modelleri MK1 adını taşıyordu. Bu modeller daha ağır imal edilmişti. Bunun nedeni Hindistan'ın o yıllarda henüz metalürji olarak daha fazla gelişmemesi ve kompozit teknolojilerinde geri olmasıydı.
Uçağın testlerinin tamamlanmasının arkasından Hindistan MK1A olarak adlandırılan ikinci model için çalışmalara başladı. Gövdenin ağırlığı 1 ton azaltırdı. Bir savaş uçağında 1 ton gerçekten çok ciddi bir ağırlık. Bu ağırlığın azaltılması demek uçağın taşıma kapasitesinin artması, menzilinin artması, daha fazla havada kalması, daha fazla silah taşıması anlamına geliyor. MK1A modelinde ayrıca aviyonik yani elektronik sistemler konusunda da önemli adımlar atıldı. Uçağın radar başta olmak üzere aviyonik sistemleri modernize edildi ve daha gelişmiş yeni nesil sistemlere Tejas kavuşmuş oldu. Havacılık uzmanları Tejas'ın MK1A modelini F-16'nın Blok 30 ve 40'ına eşit özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Tabii ki uçağın hizmete girmesinin arkasından Hint Hava Kuvvetleri'nden yeni bir talep daha geldi. Uçağın tamamen glass kokpite sahip, yani bugün F-35 gibi, Gripen'in yeni nesli gibi tamamen tek bir ekrandan pilotların tüm verileri takip ettiği, kontrol ettiği MK2 modeli Hint Hava Kuvvetleri tarafından talep edildi. Hindistan Hava Kuvvetleri aviyonik geliştirmenin yanı sıra uçakta F-404'ün ikinci neslini oluşturan, daha fazla itiş gücü sağlayan F-414 tipi motor talebinde de bulunmuştu. Bu motorun daha büyük olması havaalıklarının da genişletilmesine neden olacaktı. Bunlarla ilgili halen Hintli mühendisler çalışmalarına devam ediyorlar. MK2 modelinin ilk uçuşunu 2022 yılında yapması planlanıyor. Arkasından 4 yıllık bir test ve sertifikasyon çalışması yapılacak. Bunu Hindistan Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2026'daki giriş izleyecek. Hindistan Hava Kuvvetleri MK2 modelini Mirage 2000 serisinin yerine kullanmak istiyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'ndeki bu çalışmalar aynı zamanda Hint Deniz Kuvvetleri tarafından da dikkatle takip edildi ve uçağa da bir sipariş Hint Deniz Kuvvetleri'nden geldi. Hindistan uçak gemisi sahibi bir ülke ve bu konuda İngiliz ve Rus sistemlerinin karışık olarak operasyonunu gerçekleştirdiği bir yapıya sahip. Uçak gemilerinin güverteleri bizde TCG Anadolu'da olduğu gibi Sky Jump olarak adlandırılan güvertenin uç kısmında yukarı doğru bakan bir konsept var. Uçaklar inişlerini kuyruklarında bulunan özel kanca sistemiyle durmasıyla gerçekleştiriyor. Kalkışlarda ise önlerinde kısa bir mesafe var. Skyjump sayesinde uçak adeta fırlayarak güverteden yukarı doğru hareket ettirilerek kalkışları gerçekleştiriliyor. Hindistan donanması 2009 yılında Tejas'ın deniz modeli için düğmeye bastı ve uçak İlk güverte inişini geçtiğimiz yıl Eylül 2019'da gerçekleştirdi. Yani sipariş verilmesi 2009, uçağın gerçekten mevcut bir uçağın tabii ki bu arada, uçak gemisine inmesini başarması ise 2019. Yani arada tam 10 yıllık süre var. Uçak karadaki testlerini tamamladıktan sonra uçak gemisi üzerine Hint donanmasına ait bir uçak gemisine iniş ve kalkış gerçekleştirdi ve böylece Tejas'ın da deniz modeli içinde düğmeye basılmış oldu. Tabii ki bu test ve sertifikasyon süreçleri devam edecek. Test ve sertifikasyon tamamlandıktan sonra uçak Hint donanmasının da hizmetine girmiş olacak. Şimdi gelin Tejas MK1A'nın teknik özelliklerine birlikte bakalım. Uçak kanat ve gövde altlarında toplam 3,5 ton mühimmat veya yakıt tankı taşıyabiliyor. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 13.500 kilogram. Toplam taşıdığı yakıt ise 2.458 kilogram. Uçak maksimum 1.8 Mach yani ses hızının 1.8 katına çıkıyor. Saatte 2.205 kilometre hızla uçabiliyor. Menzili ise 850 kilometre. Uçağın savaş görev çapı ise 500 kilometre. 52.500 fite tırmanabilen uçak artı 8G, eksi 3.5G çekiyor. Bugün sizlerle Hindistan havacılık sanayine şöyle 40 yıllık bir yolculuk yaptık. Görüyorsunuz bir uçağın tasarımı için düğmeye basılması, ilk uçuşunu yapması yıllar alıyor. Hindistan'da tabii ki çok para harcadığının farkında bu uçak projesine. Bu aradaki ara ihtiyaçları ise hazır alımlarla karşılandı.
Hindistan Rusya'dan Sukhoi'ler aldı. Fransa'dan Mirage 2000'ler, Rafale uçakları aldı. Nakliye ve helikopter konusunda ise Amerika ile anlaşmalar yapıldı. Ama bir yandan da Tejas için sürekli yatırımlarına Hindistan devam etti ve geliştirdiği sistemleri bu uçak üzerinde denedi. Ama bu uçak Amerikan motoruyla uçtu, ama İsrail aviyonikleri kullandı, ama bir şekilde uçtu. Önümüzdeki yıllarda da bu uçaklar Hindistan'ın geliştirdiği mühimmatları kullanacak, istedikleri sistemleri bu uçak üzerinde test edecekler. Şimdi Türkiye'nin önünde de milli muharip uçak gibi gerçekten çok iddialı bir proje var. Bazen izleyicilerimiz bize soruyorlar, diyorlar ki bu proje niye hemen harekete geçirmiyor? 10 yıl çok uzun değil mi? Veya hemen dikine kalkan modelini de yapalım, bunu gibi yaklaşımlar içindeler. Görüyorsunuz Tejas, ki biraz önce de belirttim, motor Amerikan, bir sürü sistemi yurt dışından, İsrail'den alınmış, ama yapımı yıllar sürüyor. Gerçekten havacılık projeleri uzun yıllar yapılan çalışmalarla, iyi bir havacılık mühendislik altyapısıyla tamamlanabilen çok uzun süren projeler. Umarız Türkiye'nin önüne milli muharip uçakla ilgili çok fazla sorun çıkmaz. Çalışmalar, Hürkuş'tan, Hürjet'ten elde edilen çalışmalar, tecrübeler bu projeye aktarılır ve Türkiye hedeflediği gibi başarıyla zamanında bu projeyi tamamlar. Sizlerle her gün saat 19'da YouTube kanalında bir araya geliyoruz. Koronavirüs nedeniyle birçok arkadaşımız, izleyicimiz evde ve çektiğimiz videolarla onların günlerinin daha iyi geçmesini hedefliyoruz. Bu süreç içerisinde siz de bizlere tolgozbek.com YouTube kanalına abone olarak katkıda bulunabilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı ise yorum olarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com internet sitemizde yayında. Sizleri oraya da bekliyoruz. Güzel konular okumanız için ilginizi bekliyor. Hepinize bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.